deniz anaları herkesin tanıdığı son derece ilginç canlılardandır. Yapılarının %95'i sudan oluşan deniz analarının genelde bilinmeyen şaşırtıcı özellikleri vardır. Örneğin bazı türleri ışık saçarak düşmanlarını yanıltır, bazıları ise vücutlarında öldürücü zehirler üretir. Hemen hemen bütün iklim koşullarında yaşamlarını sürdürebilen deniz analarının pek çok türü canlılar için tehlikelidir. Saydam bir yapıları olan bu canlıların vücutlarının alt kısımlarından uzanan dokungaçları vardır. Bazı türlerin dokungaçlarında zehirli bir sıvı bulunur. Deniz anaları avlarını bu zehri fışkırtarak yakalar, düşmanlarını da bu zehirle öldürürler. Zehri olmayan deniz anası türleri ise elbette ki savunmasız değildir. Bunlardan kimileri kendilerini korumak için ışık saçma özelliklerini kullanırlar. Düşmanlarından kurtulmak için planlı ve metotlu bir şekilde hareket ederler. Düşmanlarından kaçarken bütün vücutlarında ışık yanar. Ancak düşman tam onları ısırmaya kalktığında çan görünümlü kısımlarındaki ışığı kapatırlar ve ışığı yanık kalan dokungaçlarını gövdelerinden ayırırlar. Böylece düşmanın dikkati dokungaçlara çekilmiş olur. Deniz anaları da bu durumdan faydalanarak hemen oradan uzaklaşırlar. Güneşle temas ettiğinde kısa bir süre içinde kuruyup yok olan, neredeyse tamamı sudan oluşan bir canlı nasıl olup da kimyasal madde üretimi yapar? Veya nasıl olur da düşmanını yanıltacak taktikler geliştirebilir? Deniz anaları sadece peltemsi bir su kütlesidir. Ancak çeşitli taktikler uygulayarak avlanmak, düşmanlarından kurtulmak gibi bilinçli davranışlarda bulunurlar. Bu bilincin ve çözümler üreten aklın deniz analarına ait olamayacağı çok açıktır. Tüm canlıları yaratan ve onlara bütün davranışlarını ilham eden Yüce Allah'tır. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.